Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde JavaScript'te değişkenleri ve veri türlerini öğreneceğiz. Değişkenler, programlama dilinin temelini oluşturur, verilerin saklandığı birimlerdir ve JavaScript'te bu veriler RAM'de saklanır arkadaşlar. İlk olarak deneme projemizi açıyorum. Daha sonra tek satır yorum alanını siliyorum ve var deneme yazıyorum. Daha sonra değişkenimin değerini yazıyorum. Burası da zibidi olsun. Burada bilmemiz gereken bir nokta var arkadaşlar. Var, variable yani değişken kelimesinin kısaltmasıdır. Deneme, değişkenin adıdır. Zibidi ise değişkenin değeridir arkadaşlar. Hatalı değişken isimleri vardır. Örneğin var, yağmur yazalım. Undefined olarak belirledim şu an. Bu hatalı bir değişken adıdır çünkü Türkçe karakter kullanılmıştır. Var deneme yazarsam bu hatalı değildir aslında fakat bu küçük harf yazdım denemeden farkı vardır. Çünkü büyük harf kullandım. Küçük büyük harf duyarlılığı vardır arkadaşlar değişken adı tanımlarken. Var 300 Spartalı yazdım diyelim. Bu da hatalıdır arkadaşlar çünkü sayısal bir ifadeyle başladım. Değişken isimleri asla sayısal bir ifadeyle başlamaz. Fakat alt çizgi kullanabilirsiniz. Örneğin var deneme 100 olsun. Bu şekilde bir tanımlama yapabilirsiniz. Şimdi veri türlerine geçelim arkadaşlar. Veri türleri değişkenin nasıl bir tür olduğunu belirtir. Örneğin metinsel, sayısal, mantıksal bir veri. Hemen var deneme 00 yazıyorum. Tırnak işareti içine yazdığım değer arkadaşlar deneme 00 adlı değişkenimin bir string yani metinsel bir veri türü olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde deneme 01 yazayım. 1 2 3 4. Bu da string'tir arkadaşlar çünkü bunu da tırnak işaretleri içine yazdım. String'leri şu şekilde de tanımlayabilirsiniz. Tek tırnaklar içinde 9C deneme yazalım. Bu da bir string'tir arkadaşlar. Bu da metinseldir. Çünkü tek tırnak işareti içine yazdım. Daha sonra number veri türümüz var. Örneğin 1, 2, 3, 4 olsun. Bu sayısaldır arkadaşlar. Number sayısal bir veri türüdür. Tam sayıyla yazdım. Tırnak işaretleri içinde kullanmıyorum. 23.6 yazayım. Bu da ondalıksal bir sayıdır. Boolean değerlerimiz var. Bunlar mantıksal veri türleridir. Bir değerin, bir değişkenin true ya da false yani doğru ya da yanlış olup olmadığına bakarlar. Örneğin true yazdım. Deneme 05 değişkenimiz. Boolean bir veri türü ve değeri true. Deneme 6 ise false olsun. Bu da yanlış olduğunu gösteriyor. Array'ler vardır. Array'ler dizidir arkadaşlar. Grup halinde saklanan verilerin barındırıldığı veri türüne array diyoruz. Yani dizi diyoruz. Var deneme 07 olsun. Bunun için tanımlama yaparken new array diyorum. Daha sonra verilerimi yazmaya başlıyorum. 13 26.7 şeklinde gitsin arkadaşlar. Bu şekilde bir tanımlama yapabiliyoruz. Şu etkiliyor mu? Pek bir bilgim yok fakat etkilemiyor sanırım. Undefined ve null değerleri de var. Undefined tanımsız demek. Örneğin var deneme 08 yazdığım zaman bu tanımsız bir değişkendir. Hemen şuraya yazayım.
null yazdığım zaman ise boştur arkadaşlar. Null ise boş olduğunu gösteriyor. Veri türü dönüşümleri. JavaScript'te veri türü dönüşümleri oldukça kolaydır. Örneğin var deneme 10 şeklinde ve değeri de deneme olan bir string değişken tanımlayalım. Bunu number'a dönüştürmek istersem tek yapmam gereken herhangi bir sayı yazmak arkadaşlar. Bu kadar basit. Daha sonra write fonksiyonu var arkadaşlar. Örneğin var deneme 11 olsun. Bu bir deneme yazısıdır. Bunu projemde, sayfamda görmek istiyorum. Document yazdığım zaman bu body'yi temsil ediyor. Daha sonra write fonksiyonumu yazıyorum. Ve parantezler içerisine de değişkenimi yazıyorum. Bu arada ben home'daki de bu bir deneme yazısındır sildim. Siz de silin arkadaşlar eğer varsa böyle bir şey. Şimdi projemi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi bu bir deneme yazısıdır çıkıyor. Hatta şöyle. Bu da bir deneme yazısıdır yazalım. Daha rahat görün. Gördüğünüz gibi bu şekilde sayfayı yazdırabiliyorsunuz. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.